eksi borçlanma da yaptı hazine. Hazinenin ödemesi gereken, yani devletin ödemesi gereken işte örneğin faiz miktarı artacak. Çünkü TL olarak bunun karşılığını ödemek durumunda kalacak. Çok basit bir karşılaştırma yapalım. 2021 yılı bütçesinin, yani şu anda içinde bulunduğumuz yılın bütçesinin iktidarın öngördüğü faiz harcaması, yani bütçede bu sene ödeyeceğimizi tahmin ettikleri faiz harcaması 172 milyar lira. Şimdi bu rakam çok bir şey ifade etmeyebilir ama bu rakam bütün bakanlıkların bütçesinden daha fazla, biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi yaklaşık 150 milyar lira civarında. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden fazla, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinden fazla. 172 milyar lira faiz ödeyeceğiz diye öngördüler. Ne zaman? İşte Aralık ayında bu bütçe mecliste kabul edildiğinde. O tarihten bugüne kadar dolar kuru yaklaşık %16 arttı. %16 artıyor demesi, sadece yurt içinde döviz cinsinden yaptığınız borçlanmanın faiz giderinin de %16, kabaca söylüyorum, artması anlamına gelecek. Yalçın yani Hocam, Yalçın Hocam bir virgül koyun. 20 saniyelik yine bir reklamımız varmış. Ekmek parası. Bir 20 saniyemize izin verin. Sonra devam edin, olur mu? Bir 20 saniye. Yeni nesil kapsamasıyla geniş fiber erişimi Vodafone'da. Adresini dijitalden sorgula, tek tıkla başvur. Hocam kısa bir araydı, söz tekrar sizde. Evet Fatih Bey, şunu anlatıyorum. Yani bu kurlardaki hareketin ortalama vatandaşın hayatına etkisi kadar kamu maliyesi üzerinde işte sadece iç borç stokundaki döviz cinsi enstrümanların yüksek oranda olmasından dolayı bile 2021 yılında öngördükleri faiz giderinin çok daha üzerinde bir faiz harcaması yapmak durumunda kalmasına yol açacaktı bu kurların hareketi. Peki kurlar neden yükseliyor? Yani Türkiye'de bir önceki haftaya göre farklı bir şey oldu da kurlar ondan dolayı mı yükseliyor? Şimdi iktidara yakın iktisatçılara baktığınız zaman genellikle analizlerinde şu tür yorumlar görmüş. Amerikan ekonomisi hızlı toparlıyor. Hızlı toparladığı için işte dolar değer kazanıyor gibi açıklamalar var. Ya da Fed'in bu ters repo işlemleriyle piyasadan günlük ortalama 400 milyar dolar çektiğine filan atıfta bulunuyor. İşte bunların hiçbirisinin Türk lirasının değer kaybını açıklamakta ciddi bir rolünün olmadığını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi o faktörler sadece Türkiye değil, bütün dünya paralarını etkilemesi gerek, değil mi? Yani işte gelişmekte olan ülkelerin tamamı o gelişmelerden biz nasıl etkiliyorsak o şekilde onların da etkilenmesi gerekir. Fakat verilere baktığımız zaman böyle olmadığını görüyoruz. İşte örneğin ben Türk lirasının yılbaşından bugüne kadar yaşadığı değer kaybını, yani bu gelişmekte olan ülkelerin paraları ne kadar değer kaybetmiştir diye dün sıraladım, baktım. En fazla değer kaybeden ülke biziz, yani Türk lirası %15.28 oranında değer kaybetti. Bize en yakın değer kaybeden ülke parasında %12 ile Arjantin pezosu, ki Arjantin İflas etmiş bir ülke ya. Uzun zamandan beri ne tür ekonomik sıkıntılar yaşadığını görüyor. Brezilya reali %1 değer kaybetmiş. Yani biz herkesten ayrışmışız. Herkes bir yerde grup olarak dururken Türkiye, Türk lirası tepe taklak aşağı doğru gidiyor. Peki neden gidiyor? Yani demek ki Amerika'daki ekonomik göstergelerle ya da Fed'in bilmem ne politikasındaki değişik deflenliksi yok. Bizim kendi iç dinamiklerimizin burada etkisi var. Peki bu dinamikleri nasıl gruplandırmak lazım? Birincisi, Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin ne bizim kendi vatandaşlarımızda ne de yabancı yatırımcılarda olumlu bir bakış açısı söz konusu değil. Bu sebeple
imkanını bulan döviz almaya çalışıyor. Yani bizim vatandaşlarımız da dolar, euro, altın ne bulursa alıyor. Yabancı yatırımcılar da fırsatını bulunca çıkıyor. Peki bunların talebini karşılayacak bir döviz girişi var mı? Fatih Bey, biraz önce sizin atıfta bulunduğunuz Kaliforniya'daki emeklilik fonu bile bize gösteriyor ki bırakın yurt dışından döviz girişi olmasını, mevcutların bile çıkmasına yönelik kararlar alınıyor. Dolayısıyla bir taraftan döviz talebi var, diğer taraftan bu talebi karşılayacak bir döviz arzı ya da döviz satışı söz konusu değil. Peki bu sadece Türkiye ekonomisinin göstergelerinden hareket ederek analiz edebileceğimiz bir şey mi? Hayır. Bence siyaset kurumuyla birlikte bunu değerlendirmek lazım. Yani sadece makro göstergelere bakıp onun üzerinden analiz yapmak hem Türkiye ekonomisinin hem Türk lirasının gittiği yeri tahmin etmek açısından ben yetersiz olacağını düşünüyorum. Şimdi bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste yaptığı konuşmada ki metinde olmadığı anlaşılan bir ifadesi vardı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'nın sitesine konulan konuşma metninde o yoktu. Sayın Akşener'in Rize gezisine atıfta bulunarak bunlar daha iyi günleriniz diyor. Şimdi yazılı metinde olmadığı web sitesinde konulandan anlaşılıyor. Ama bu aslında bir zihniyetinde dışa vurum yani aklından yani bunu ifade ettiğine göre bizi daha zor günlerin beklediğini ifade ediyor. Böyle, Cumhurbaşkanı ifade böyle mi ifade edilir şimdi, hocam? Böyle mi ifade edilir? Yani hadi zorluk, ekonomide zorluk olur, şeyde zorluk olur ama bir cumhurbaşkanı, bir siyasi partinin genel başkanına bunlar daha senin iyi günlerin, göreceğin çok şey var demesi yani bu bir ifade değil ki. Bunu açık bir tehdit hocam. Şimdi bir hukuk sistemi içerisinde hukuk sisteminin güçlü bir biçimde var olduğu bir ülkede böyle bir ifadenin kullanılıyor olması mümkün değil. Kullanması söz konusu bile olamaz. Çünkü hukuk sistemi aynı zamanda her vatandaşın, buna siyasetçiler dahil olmak üzere, güvenliğini teminat altına almak için faaliyet gösterir. Şimdi hukuk sisteminden de sorumlu olan bir cumhurbaşkanının bunlar daha sizin iyi günleriniz diyor olması aslında önümüzdeki dönemin siyaseten de önemli zorluklara, daha böyle hafif ifade etmek durumunda kalırsam, zorluklara gebe olduğunun bir işareti gibi alabilir. Yani siyaset çok kolay bir biçimde gitmeyecek, bu anlaşılıyor. Peki siyaseti normal demokratik ülkelerdeki gibi gitme olasılığının azaldığı bir ülkede siz ekonomik göstergelerinizin düzgün olmasını bekleyebilir misiniz? Tabii, siz vatandaşınıza diyebilir misiniz ki Türk lirasına güvenin ey vatandaşlarımız, çünkü Türkiye ekonomisinin geleceği parlak, Türk lirası değer kazanacak vesaire deseniz bile bunun alıcısı yok. Yani alıcısı yok derken inandırıcı bulan yok anlamda söylüyorum. Peki bütün bunlar neyi doğuruyor? Gelecek dönemde hem göstergelerin bozulması hem Türkiye'nin yatırımcılar açısından çok riskli bir ülke olması sonucunu doğuruyor. Bunu da göstergelere yansıttığını görüyoruz. Hocam bugün çok az bir zamanımız var. Onun için kalan zamanı da kullanmak adına haftaya yine sizinle beraberiz. Bu akşamlık bize... Hocama benim bir çok küçük bir mesajım tabii, olacak. Buyurun. Sevgili hocam, Malatya'da sizinle yaşadığımız hadiseyi unutmadım. Tadı damağımızda. Bizi en kısa zamanda bir Malatya'ya bir davet bekliyoruz. Hep beraber Sedat'la, Fatih'le o Malatya havasını alalım. İzleyicilerimiz not almıştır umarım. Umarım. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar i̇yi görüşmek üzere. Diliyorum. Biraz daha uzun, hoşçakalın. Biraz daha rahat konuşmak için. Sağ olun, iyi akşamlar. Şimdi bu sigorta